LGS sonrası kendimi toparlayamıyorum dediniz. Yorumlarınızın hepsini okuduk arkadaşlar. Sizin bizlere attığınız her yorumu bizler ekip olarak arkadaşlarımızla, hocalarımızla mutlaka değerlendiriyoruz ve gelin isterseniz sizden gelen yorumları birlikte bir kez daha okuyalım. Şimdi Elif Gökçuoğlu demiş ki: "Sınava girerken matematiği yapacağım diyerek girdim ve fen sizi kazanacağım düşünüyordum. Şu an ise hedefimden çok uzağım. Aileme ne diyeceğimi bile bilmiyorum." demiş. Öncelikle Elif'in durumunda olan birçok öğrenci var. Biz bunu yorumlarda gördük. Yani çalıştık, gayret gösterdik ama matematik inanılmaz zordu. Anlamsız bir zorluktaydı ve bu yüzden de hayallerimiz, hedeflerimiz dağıldı diyen birçok yorum gördük. Şu an ise hedefinden çok uzam demiş aynı şekilde Elif. Aileme ne diyeceğimi bile bilmiyorum demiş. Birincisi çok önemli. Elif, ailen seni sen olduğun için seviyor. Dolayısıyla matematik ya da fenlisi ya da herhangi bir başarın onların sana olan sevgisini, sana olan saygısını değiştirmeyecek. Siz bu sınava kendi isteğinize girdiniz. Çalışmanıza rağmen, gayret göstermenize rağmen inanılmaz zorlukta sorular çıktığı için gerçekten moraliniz bozuldu ama şu kesin ki şu anda sizler hala aileniz için en değerli kişilersiniz. Bizler için de hala en değerli kişilersiniz. Bunu asla unutmayın. Fen lisesi hedefini değiştirmemelisin. Çünkü şu anda tercih dönemi var. Türkçe, sosyal İngilizce, din ve fen netlerine bağlı olarak ve matematikte diğer adaylardan belki daha az yanlış yaptıysan mesela bir aday 10 yanlış yaptı sen ise 9 yanlış yaptıysan veya bir aday 14 yanlış yaptı sen 13 yanlış yaptıysan bir şekilde tercihlerinde kovalayabilirsin. Ama şu ana kadar tercih döneminde zaten birlikte olacağız. Dolayısıyla hiç endişelenmene gerek yok. İyi de yıldızın yorumuna bakalım. Keşke biri çıkıp dese ki bu çocukları anlıyorum gerçekten zordu ama nerede demiş. Gerçekten sistem dolu bir mesaj atmış bize. Bizler aslında sizin sesinizi her zaman duyuruyoruz arkadaşlar. Bu yılki sınavın çok zor bir sınav olduğunu yaptığımız tüm videolarda söyledik. Siz bu konuda sonuna kadar haklısınız. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar. Yani bizler öğretmeniz. Yani ben günde en az 10 saat video çeken bir öğretmenim. Yani bizler YouTuber değiliz. Buraya çıkıp yandık, bittik, geleceğimiz mahvoldu diye isyan edersek hem gerçekçi olmaz hem de liseye başlarken sizi asla motive edemeyiz. Sonrasında dokunsunu başladığında çok daha büyük sorunlarla karşılaşırız. Şimdi sınavı kötü geçen bir arkadaşımızı görünce biz üzülmüyor muyuz? Tabii ki üzülüyoruz. Olumlu olumsuz birçok yorum hafızamızda bizim. Hepsini okuyorum ben. Yani geceleri okuyorum. Arkadaşlar okuyor. Hocalarımızın hepsi okuyoruz. Çünkü sizler bizim öğrencilerimizsiniz. Yıl boyu hep beraber emek verdik. Saatlerce canlı yayınlar yaptık. Geri sayım videoları yayınladık. Son tekrarlar yaptık. Gece üçlere kadar bu stüdyonun içerisindeydik. Biz istemez miydik herkesin sınavdan çıktığında oh be hocam harika geçti demesini. E o zaman biz de rahat ederdik. Giderdik bir iki gün ailemizle vakit geçirirdik. Ama kısmet olmadı. Maalesef beklediğimizin üzerinde çok zor bir sınav geçirdik. Şimdi yine buradayız. Fakat dediğim gibi isyan etmek için değil size yol göstermek için. Tercihlerinizde kazanabileceğiniz liselerde ise yardımcı olmak için buradayız. Birlikte inşallah bu zorluğunda üstesinden geleceğiz. Ferdi Koç demiş ki Tonguç vallahi bize çok yardımcı oldun ama sesinizi çıkartın. Matematik zor siz de biliyorsunuz demiş. Şimdi Matematikte bazı sorular gerçekten lise ayarındaydı. Hatta TET ayarındaydı diye daha önce de söyledik bunun. Seçici soruların matematik yoğunlaştığını da dile getirdik. Keşke biraz daha eşit dağılsaydı. Yani biraz Türkçe'de zor olsaydı. Biraz işte inkılapta zorluk olsaydı. Matematik biraz daha sakinleşseydi. Biraz daha bu kadar zor olmasaydı. Matematikte bu kez istansız herkes zorlandı. Yani derece beklediğimiz öğrenciler 3 yanlış yaptı. Sene boyunca 20 doğru yapan öğrenciler 4 yanlış yaptı. Bu arada hem İde'ye hem de Ferdi teşekkür ediyorum eleştirel yorumlarını bize paylaştıkları için. Bazen üzülsek de, dert etsek de bize yazmaktan, bizimle paylaşmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü biz bir aileyiz. Nasıl ki insan dışarıda bir şeye morali bozulduğunda o an içine atar. Ama eve geldiğinde enerjisini dışarı vurur, ailesiyle paylaşır. Anne, baba böyle 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 oldu der. Dert yanar onlara, dertlerini anlatır. Siz de bizimle paylaşın. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Gerekirse daha fazla video paylaşalım. Daha fazla reperlik videosu çekelim. Bizler öğretmenleriniz olarak Şimdiye kadar TEOK, LGS, YKS birçok kritik sınavı atlattık. Şimdi önümüzde çok önemli bir tercih süreci var. Sizlere en doğru tercihi nasıl yaptırırız bunun üzerine çalışıyoruz. Sizden de isteğimiz her şeye rağmen evet matematikte yaşanan bu zorluğa rağmen güçlü olup önümüzdeki bu tercih sürecini iyi değerlendirmeniz. Gerçekten de bu tercih sürecini iyi değerlendirdiğimizde inşallah olumlu güzel şeyler bizi bekliyor olacak. Selma Atabey demiş ki Tonguç'u LGS'den düşük alacağımı düşünüp üzülüyorum ne yapmam gerek? Aynı Selma da diğer arkadaşlarımızla benzer duygularda. Zaten birçok öğrenci ya ben hiç görmedim neredeyse. Oh be harika geçti diyen bir öğrenci görmedim. Hatta matematik inanılmaz zordu demeyen bir öğrenci görmedim. Bu bütün öğrenciler için geçerli. O zaman bu bir sıralama sınavı. Demek ki bazı adaylar eskiden bir yanlış yapıyorsa şimdi üç yanlış yaptı. Siz eskiden dört yanlış yapıyorsanız şimdi siz yedi, sekiz yanlış yaptınız veya dokuz yanlış yaptınız. Ama sıralamalar değişip belki tercih döneminde inşallah diğer netlerinize beraber iyi okulları yeniden kazanma ihtimalimiz doğabilir. Berat Seze'ye baktığımızda sizin emeğiniz üstümüze çok hocam. Takipten çıkmam sadece bildirimleri kapatmış Teşekkürler Berat. Gerçekten ilaç gibi geldi bu yorumun. Shipping, Shipping TR İngilizce yanlış okumayayım. Sekizden dokuz hazırlık kampı ne zaman başlıyor demiş. Kampımız en kısa zamanda başlıyor arkadaşlar. Bizler sizleri... Nasıl bu 8. sınıf LGS sürecinde her gün videolarımızla, canlı yayınlarımızla, geri sayımlarımızla sizleri takip ettiysek inşallah tercih döneminde de desteklemeye devam edeceğiz. Ve sonrasında 9, 10, 11, 12 her sınıfta sizlere bir öğretmen olarak, bir abi olarak destek olmaya, ders anlatmaya, tercih konusunda, motivasyon konusunda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Son olarak arkadaşlar neden vazgeçmemelisiniz biliyor musunuz? Birincisi kendiniz için. Sizler şu anda gayret göstermiş, çalışmış, emek sarf etmiş ve matematikteki zorluklardan dolayı morali bozulmuş öğrenciler olarak şunu bilmelisiniz ki sizin gibi birçok arkadaşınız var. Ve bu arkadaşlarınızla beraber mutlaka tercih döneminde yine sizin kadar gayretli, çalışkan, zeki çocuklarla beraber yepyeni bir okula gireceksiniz. O okuldaki arkadaşlarınızla mutlaka dokun sınıfa başladığınızda şu muhabbet geçecek aranızda. Ya matematiğe ben de çok çalışmıştım ama bu netler olmadı. Fakat Ortak bir noktanız var. Gayretli olmanız, çalışkan olmanız, zeki olmanız ve belki hayallerinizdeki değil ama bir alt veya bir, bir iki altındaki bir lisede yine yeniden azimli bir şekilde kendiniz için, aileniz için ve tabii ki de geleceğiniz için sıkı sıkıya çalışmalısınız arkadaşlar. Şunu unutmayın, bu bir e, sınav süreci sadece LGS ile bitmiyor. Bunun sonrasında üniversite sınavı var. Bunun sonrasında hayatın içerisinde farklı farklı sınavlar da var. Siz şu anda güçlü durdunuz. Çalıştınız, gayret gösterdiniz, tevekkül ettiniz. Ama matematik gerçekten çok zor olduğu için moraliniz bozuldu. Fakat sizin durumunuz olan birçok arkadaşınız var. Ve inşallah iyi bir çalışmayla, iyi bir tercih dönemiyle bütün bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.